Halkı uyarmak, doğruları yapmak, doğruları savunmak, salgın hastalığın ülkemize getirdiği ağır hasarı olabildiğince hafifletmek için birlikte mücadele ediyoruz. Ben sizin görüşlerinizi almak isterim. Çünkü sizler mensubu bulunduğunuz sendikanın öncülerisiniz, liderlerisiniz. Dolayısıyla kendi tabanınızın size aktardığı sorunlar vardır, size aktardığı çözümler vardır. Bizler de bunları öğrenmek isteriz. Sonuçta siyaset yapıyoruz ama bu siyaset bugün sadece bir partinin siyaseti olmaktan öte artık bir Türkiye siyaseti olmak zorunda. Türkiye'nin bu konuda birbirini kucaklayan vatandaşların birbirini kucakladığı bir süreci başlatması gerekiyor. O açıdan izin verirseniz ben önce sizin görüşlerinizi almak isterim. Memur Sen, Sayın Genel Başkanı, efendim önce sizi bir dinlemek isterim. Değerli Başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum. Ana Muhalefet Partisi lideri olarak sosyal paydaşları, kamu görevlileri, sendikaları adına konfederasyon başkanlarını böyle bir ortamda bir araya getirdiğiniz için bu anlamda teşekkürlerimi ifade ediyorum. Şu an en fazla bu anlamda stresin yaşandığı iki tane kurum var. Sayın Genel Başkan, birisi sağlık çalışanları, diğeri de PTT çalışanları. Çünkü PTT çalışanları dağıtım merkezleri boyutuyla hem maske dağıtmak, hem ücretleri evlere ulaştırmak, sosyal yardımları bir şekilde kargo etmek. Bu anlamda yoğun bir trafik var orada. O arkadaşlarımızın bulunduğu noktada bir anlamda stres bize yansıyor. Bir de sağlık çalışan arkadaşlarımız, sürecin kahramanları. Onlar hakikaten ne kadar güçlü olursa, ne kadar moralli olursa ülke olarak belki bu süreçte o kadar güçlü çıkacağız. Türkiye'de özellikle hekim dışı sağlık personeli açısından ciddi açığımız var zaten. OECD ortalamalarına baktığımızda. Bu açık bence bir miktar daha alınarak özellikle hemşire, sağlık teknisyeni meslek gruplarında yoğunlaşarak bir 20-30 bin daha, özellikle üniversite hastaneleri şu anda bu konuyla alakalı sorun yaşıyorlar. Oraya da 3600 atama yetkisi verildi ama bu kafi değil. Diğer bir konu Sayın Başkan, şiddet yasası. Önümüzdeki dönemde vakalar her gün, her geçen gün artıyor. Vaka sayımız, hastaneye müracaatlar daha da artacak gibi görülüyor. Dolayısıyla insanlarımız o kadar şeylerini kaybetmiş ki şu dönemde dahi, şu salgın döneminde dahi şiddet vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte ambulansın şey yapılması, ambulanstaki arkadaşlarımızın darp edilmesi, İzmir'de yaşanan hakeza bir olay. Dün itibariyle biz Türkiye Kamusen olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir talepte bulunduk. Yıllardır konuştuğumuz ama bir türlü hayata geçmeyen bu şiddet yasasının mutlaka hayata geçirilmesi gerekir. Biliyorsunuz zaten çok uzun bir süredir Türkiye'de işsizlik çok önemli bir sorundu. Ve iş güvencesinin de her gün ortadan kalktığı yeni düzenlemelerle karşı karşıya kalıyorduk. Geniş tanımla işsizliğe baktığınızda yaklaşık 8 milyona yakın bir işsiz sayısı vardı. Ve maalesef bu sayı pandemiyle birlikte her geçen gün artmaya başladı. Kapanan işletmeler, kapanan iş yerleri nedeniyle. Cumhurbaşkanı ile yapılan koordinasyon toplantısına DİSK, KESK, TMOB ve TTB dahil edilmedi. Türk Tabipleri Birliği gibi çok önemli bir meslek kuruluşunun ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası gibi çok önemli bir iş kolunun mutlaka salgına karşı mücadeledeki bilim kurullarına dahil edilmesi, buralardaki çalışmalara katılması ve bu anlamda sendikalara hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaması gerekir. Evet Sayın Başkan, ben de bu toplantıyı düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi ve Veli Bey ve Bülent Bey'i de saygıyla selamlıyorum. Özellikle geçtiğimiz haftada İşçi Sendikaları Konfederasyonları'yla yapmış olduğunuz toplantı da önemliydi. Orada da işçi arkadaşların yaşamış olduğu sorunlara dair kapsamlı değerlendirmelerimiz oldu. ...2020 zam oranlarının bu süreçte yeniden gözden geçirilerek ek zamlar yapılabilir. Yetkili konfederasyon olan hükümetle bu konuyu tekrar görüşerek o zam oranını tekrar arttırabilirler. Böylelikle kamu çalışanlarını biraz rahatlatmış oluruz.
Zorunlu mal ve hizmetler dışında hayat 15 gün durdurulabilir aslında kamu çalışanları açısından hem de işçiler açısından. Böylece topyekun mücadele etmiş olabiliriz. Şu anda 30 büyük şehire giriş çıkışlar yasak olmasına rağmen bazı şehirlerinde rahatlıkla girip çıkılabiliyor. Dolayısıyla topyekun zorunlu olmayan hizmetler dışında her şey tatil edilebilir 15 gün ve bu hastalık belasından da kurtulmuş olabiliriz. Efendim hepinize tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Ben ve iki genel başkan yardımcısı arkadaşım. Düşünceleriniz bizim için son derece değerli. Çünkü sizler binlerce üyeyi kendi sendikalarınız altında barındırıyorsunuz. Dolayısıyla onlardan gelen şikayetler, onlardan gelen öneriler bir anlamda sizler tarafından değerlendiriliyor. Kendi yönetiminizde değerlendiriyorsunuz ve onların bir kısmını bizlerle paylaştınız. Bu bağlamda sizlere yürekten teşekkür ederim. Kısa bir özetleme yapmak istersem şöyle. Sağlık çalışanları ve PTT çalışanlarına bütün arkadaşlarım teşekkür ettiler ama gerçekten sokakta yine sağlık çalışanları gibi, PTT çalışanları gibi çalışan belediye zabıta memurları var, polisler var. Bunlar da güvenlik görevlileri nihayet. Bunlar da bir şekliyle çalışıyorlar. Bu hastalık dolayısıyla doğrudan doğruya sağlık kurumlarında görev yapan, mücadele eden, günü 24 saat çalışan sağlık çalışanlarına elbette ki bütün vatandaşlar minnet duyuyorlar. Kendilerini saygıyla karşılıyoruz, saygıyla selamlıyoruz. Ama aynı şekilde güvenlik görevlerimiz var. Onlar da günün 24 saatinde çalışıyorlar. Belediye zabıta memurları var. Günün 24 saatinde onlar da çalışıyorlar. Aynı şekilde PTT çalışanları var. Onlar da günün 24 saatinde çalışıyorlar. Daha doğrusu bu salgın hastalığı büyük hasar olmadan atlatmak açısından kamuda görev yapan ve özveriyle çalışan, sizin mensuplarınız olan bütün kamu çalışanlarına ben de bir siyasi partinin genel başkanı olarak yürekten teşekkür ediyorum. Onların her zaman bizim başımızın üstünde yeri var. Ücretli öğretmenler vardı. Biz onu da dile getirdik. Sayın Bakan'la arkadaşlarımız görüştüler. Onların sorunları çözüldü ama şöyle bir konuyu Aysun Hanım dile getirdi. Telafi derslerine girmeleri lazım yoksa iade edilmesi lazım bu ücretlerin diye. Aslında aldıkları ücretler çok büyük bir ücret değil. Yani küçük bir ücret, ders başına galiba bildiğim kadarıyla aldıkları bir ücret. Bunun da telafi derslerine girmezlerse paranın iadesini öngören bir düzenlemeyi doğru bulmuyoruz. Yasal bir sorun olduğu ifade edilmişti bize. Eğer yasal bir sorun varsa bu yasal sorunu aşmak için de diğer siyasal partilerle oturup ortak bir çözüm üretmeye çalışırız. Görevine son verilen, özellikle belediyede çalışıp da görevine son verilenler var. Bu konuyu iki sayın genel başkan dile getirdi. Ben Ekrem Bey'le bundan yaklaşık bir ay önce görüşmüştüm. Ekrem Bey görevine son verilenlerin büyük bir kısmının tekrar belediyede çalışmaya başladıklarını ifade etti. Eğer herhangi bir sorun yoksa çalışanların, ben hiçbir çalışanın görevine son verilmesini doğru bulmuyorum. Yani yaptığı görevle ilgili olarak ya da yaptığı görevin aksine davranışları varsa onlara bir şey demiyorum. Ama o göreve sadık, o göreve uygun olarak çalışan, hangi siyasi görüşten olursa olsun, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, her çalışanın benim başımın üstünde yeri vardır. Her çalışan sonuçta kazanacaktır, evine ekmek götürecektir. Buna da bizim saygı göstermemiz, siyaseten saygı göstermemiz de bizim görevimizdir. Zaman zaman bu tür göreve son vermeler olduğunda bana ulaşanları doğrudan doğruya belediye başkanlarımıza söyleyerek olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyorum. Haksız bir şekilde göreve son verilmişse onların tekrar görevlerine iade edilmesini istiyoruz kendilerinden. Ve bu konuda da sanıyorum pek çok talep de yerine geldi. Tıbbi malzeme eksikliğinden söz edildi ama sanıyorum Önder Bey tıbbi malzeme eksikliği hissediliyorsa bunun kaynaklandığı ana sorunun planlamadan olduğunu ifade etti. Eğer planlama sağlıklı yapılabilseydi belki bu malzeme eksikliği giderilebilirdi. Türkiye'de
Mesela bizim bütün belediyelerimiz şu anda maske üretiyorlar ve bunların büyük bir kısmını kendi bulundukları beldelerde ücretsiz dağıtıyorlar. Eğer bir başka beldede yoksa, hangi partiden olursa olsun, talep geldiğinde oraya da yine ücretsiz veriyorlar. Hijyen maddeleri üretenler var. Dedim ki bunun genel bir planlama içinde ele alınsaydı, sizin ifade ettiğiniz gibi Önder Bey, belki hani bu tür sorun biraz daha rahat aşılabilecekti. Burada bir konu daha var. O da önemli. Sanıyorum bütün sendikacı arkadaşların ortak görüşü olarak ortaya çıktı. Sağlıkta şiddet. Şimdi bunu bütün sağlık çalışanları kendilerine şiddet uygulanmasını doğru bulmuyorlar ve bunun cezalandırılması gerektiğini söylüyorlar. Aslında istedikleri sadece bir cümlelik bir yasal düzenleme. Bu kanun teklifini biz verdik sayın başkanlar. Tabii sonuçta iktidar partisinin de buna evet demesi gerekiyor ki bu yasalaşabilsin. Çünkü çoğunluk AK Parti ve MHP'nin çoğunluğu. Onlar kabul ettikleri takdirde sağlıkta şiddetle ilgili düzenleme, yani şiddetin önlenmesiyle ilgili düzenlemede yasalaşabilir. Sayın Yalçın'ın söylediği tüketici kredisi ve kredi kartı borcu olanların, özellikle işine son verilenler veya iş yeri kapatıldığı için evine gidenler, tüketici kredisi ve kredi kartı borcu olduğu zaman bunların bir şekliyle ötelenmesi ya da yeniden yapılandırılması, faizsiz ertelenmesi şeklinde bir düzenleme olmalı diye. Evet, böyle bir düzenleme olmalı. Bunu biz de dile getirdik. Çünkü iş yeri kapandıktan sonra, özellikle diyelim ki bir kahveyi kapattınız. Orada gündelikli çalışan işçiler var ve bunların da kredi kartları var. Şimdi bunların işine son verildiği için, kahve sahibi çalıştıramadığı için kahvesini gelir elde edemiyor. Gelir elde edemediği için yanında çalıştırdığı geçmişte kişiye herhangi bir ücret ödemesi yapamıyor. Bunlar borcunu ödeyemeyecek. Buradaki temel sorun şu: bu kişiye, bu kişinin yoksulluk envanterinde kayıtlı olmadığı için buna yardım da yapılamıyor. Yani merkezi hükümet tarafından yardım da yapılamıyor. Yardım daha çok, daha doğrusu yardımların tamamı, sosyal yardımların tamamı daha önce Aile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın envanterinde kayıtlı olan kişilere yardımlar yapılıyor. Bunlar yeni yoksullar, yeni ihtiyaç sahipleri. Bunların da o çerçevede alınıp değerlendirilmesi lazım. Belki hani doğrudan doğruya kamu çalışanlarıyla ilgili olmamakla beraber, kamu çalışanlarını temsil eden sendikaların genel başkanları olarak ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımın, sosyal devlet açısından yapılacak yardımın önemini bu çerçevede belki vurgulamak ve bunları kazanmak gerekiyor. 144.690 iş yeri kapandı. Yani Cumhurbaşkanlığı kararıyla kahvehaneler, pastalar, işte berberler, kuaförler gibi bunlar kapandı. Kapatmakta haklı mıydı? Evet, haklı. Çünkü sonuçta salgın hastalıkla mücadele ediyoruz ve dolayısıyla bu tür iş yerlerinin kapanması gerekiyor. Kapandı ama mesela berber, kuaför, güzellik salonlarında işsiz kalanların sayısı 504 bin kişi. Motorlu kurye çalışanları, ki bunlar çalışıyorlardı, bunlar toplam sayısı 982 bin kişi ama bunlardan 500 bin kişi işsiz kaldı. Diğerleri çalışıyor, 500 bin kişi işsiz kaldı. AVM'lerde çalışıp da işsiz kalan, kapatıldığı için bazı iş yerleri, 523 bin kişi. Kahvehanelerde kapatılan kahvehaneler nedeniyle 259 bin kişi işsiz kaldı. Okul kantinleri, üniversite kantinleri, yurt kantinleri, burada çalışanlardan bunlar da kapandı. 150 bin kişi burada işsiz. Lokanta, restoran ve kafelerde bunlar da kapandı. Burada 1 milyon 900 bin kişi işsiz kaldı. Okulların servis araçları doğal olarak çalışmıyor, servis araçları. 360 bin servis aracı var. Bir kişi sahibi bile olsa, bir kişi, 360 bin kişi burada işsiz kaldı. Sokak satıcıları var. Bizim zaman zaman caddede, sokakta giderken aldığımız simit veya aldığımız portakal veya seyyar satıcılar. Bunlar da 900 bin kişi. Gündelikçi ev kadınları var. Bunların sayısı da 1 milyon kişi. Bunlar da evlere doğal olarak gidemiyorlar. Dolayısıyla sosyal devlet dediğimiz kurumun bu işsiz kalanlara bir şekliyle elini uzatması lazım.
Sayın Ali Başkan'ın söylediği kredi kartı, tüketici kredisi borçlarının taksitlendirilmesi, faizsiz ötelenmesi veya yeniden yapılandırılması bu açıdan çok değerli. Çünkü bunlar evde kalacaklar. Kahvehane ne zaman açılacak belli değil. Pastane ne zaman açılacak belli değil. Okullar ne zaman açılacak belli değil. Servisler ne zaman başlayacak belli değil. Dolayısıyla bunların sosyal devlet olarak günlük ihtiyaçlarının bir şekliyle karşılanması lazım. 102 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sosyal güvenliğin asgari normları diye bir düzenlemesi var. Türkiye 102 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi'ni 1974 yılında parlamentoda kabul ederek 9 sigorta dalını hayata geçirmeyi kabul etmiş. İşsizlik sigortası, emeklilik sigortası, sağlık sigortası, iş kazası, meslek hastalığı sigortası gibi. 9. sigorta dalı aile yardımları sigortası. 9. sigorta dalı 74'ten bu yana hayata geçmedi. Aile yardımları sigortasını sayın başkanlar sizlerden istirham ediyorum. Bu işin siyasi görüşü yok. Yani fakirin sağcısı solcusu mu olur Allah aşkına? Yani fakir A partisi olur, B partisi olur. Ama bu fakirin yani bu yoksulun, bu ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarının insan onurunu koruyarak sağlanması lazım. Yani onun yoksulluğu afişe edilmeden bir şekliyle bizim devlet, sosyal devletin buna katkı vermesi lazım. Aileye asgari bir gelir güvencesi sağlanması lazım. Biz bunu her ortamda bir şekliyle söylüyoruz. Sizlerin de sendikacı olarak Türkiye'ye karşı, çalışanlara karşı emeğini verip alın teriyle gelir elde eden kazananlara karşı sorumluluğunuz var. Dolayısıyla aile yardımları sigortasının 74'ten bu yana çıkmıyorsa oturup düşünmemiz lazım. Yani sadece memur sendikaları değil, işçi sendikalarını da bu sigorta dalını mutlaka hayata geçirme konusunda çaba harcaması lazım. Aile yardımları sigortası olsaydı kahvesi kapanan kişi işsiz kaldığında o sigorta dalı ona yardım edecekti. Şimdi böyle bir sigorta olmadığı için kampanyalar açıyoruz. Efendim o kampanyalara kim para verirse veya paket hazırlarsa aynı yardım olarak o ailelere götürüp veriyoruz. Tamamen bugün var ama yarın ne olacak? Yarın çözdük, öbür gün ne olacak? Yani bunu asgari düzeyde yasal bir norma kavuşturarak çözmemiz lazım. Bütün gelişmiş ülkelerde var. Türkiye'nin de bunu bir şekilde çözmesi lazım. Sayın başkanlar, bizim düşüncemiz şu. Sağlık, eğitim ve güvenlikte boş kadro olmamalı. Üçünün de ana unsuru insandır. Güvenlik insan güvenliğini sağlar. Sağlık yine insanın sağlığı açısındandır. Eğitim hepimizin ortak arzusu, ortak çabasıyla bir anlamda geleceğe Türkiye'yi hazırlamaktır. Üç alanda da personel açığı, eleman açığı olmamalı, doldurulmalı. 32 bin kadro verilmesi güzel bir olay ama ben şunu gayet iyi biliyorum. Özellikle yardımcı sağlık elemanı açısından hala pek çok yerde açık var. Bunların da süratle giderilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, sağlık çalışanlarına yapılan, bu süre içinde yapılan, aylıklarında yapılan artımla ilgili olarak bunun özel bir yasal düzenleme ile gerçekleşmesi gerektiğini ve bunun buna sürekli kazandırılması gerektiğini de sanıyorum bütün sendikacı arkadaşlarım kabul ediyorlar. Covid-19 dolayısıyla mücadele edilen sağlık çalışanlarımızdan görev yaptığı için mikrobu kapan ve hayatını kaybedenlerin şeyi sayılması ile ilgili. Bu konuda aşağı yukarı parlamentoda bir görüş birliği oluşmuş vaziyette. Verilmiş olan kanun teklifleri var. İnşallah bu kanun teklifleri belki bütün partilerin ortak katılımıyla çözülebilir, aşılabilir diye düşünüyoruz. Tabii ben şunu kabul ederim. Siyasal iktidarın elbette bir görüşü vardır. Halktan yetkiyi almıştır. Elbette o yetkiye saygı gösteririz. Elbette bunlar ülkeyi yöneteceklerdir. Ama belli dönemlerde yani milli duruşun sergilenmesi gereken dönemlerde bir ayrım yapmamak lazım. Dolayısıyla biz Ekonomik Sosyal Konsey'in toplanmasını bu nedenle çok arzu ettik. Toplansın bir anayasal kurum Ekonomik Sosyal Konsey. Buraya ilgili bütün taraflar ve onların temsilcileri davet edilsin. Yani memur sendikaları da, işçi sendikaları da, Türk Tabipler Birliği de, Eczacı Odası da, Ziraat Odası da, Türk İş'te, Hak İş'te, DİS'te bunlar da çağrılmalı.
Çünkü şöyle, biz düşüncenin değerli olduğuna inanıyoruz. Benim düşündüğüm bir konunun yanlışlığını veya yetersizliğini bir başka arkadaşım ortaya koyabilir ve ben de ona hak verebilirim. Veya onun düşünmediği bir konuyu ben düşünebilirim, gündeme getiririm. Yani ortak aklı oluşturmak lazım orada. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu bir bilim kurulu var. Son derece değerlidir ve doğrudur. Bilim kurulu olması lazım. Onlar bunu yapıyorlar. Ama bilim kurulu neyle uğraşıyor? Sağlık. Peki işsizlik, yani bu süreçte işsiz kalan, bu süreçte ihtiyaç sahibi olan kişilerin ekonomik ve sosyal sorunları neyle çözülecek? Kim tarafından çözülecek? Ekonomik Sosyal Konsey yok. Yani sağlık çözülmüş ama Ekonomik Sosyal Konsey açıkta şu anda. Ve yardım kampanyalarıyla biz bu işi götürmeye çalışıyoruz. Bu da doğru değil. Dediğim gibi aile yardımları sigortası çıksaydı belki çok daha güzel, sağlıklı bir yapı ortaya çıkacaktı. Biz de ihtiyaç sahiplerini rahatlıkla bulacaktık, rahatlıkla ulaşacaktık. Biz derken siyasi iktidarı kastediyorum. Ulaşacaktı onlara, onlara her türlü yardımı yapacaktı ve bu çözülecekti. Bu çerçevede bakmak gerekiyor. Düşüncem o. Sürecin şeffaf götürülmesi gerektiği konusunda da Mehmet Bey'in, Sayın Bozgey'in söylediği bir görüş vardı. Bütün demokrasilerde devleti yöneten siyasal iktidarlar süreci şeffaf götürmek zorundadırlar. Çünkü süreci şeffaf götürdüğünüz zaman siyasal iktidarla vatandaş arasındaki güven perçinlenmiş olur. O güveni eğer siz yıpratırsanız, bir güvensizlik ortaya çıkarsa bu ciddi bir sorun olur. O nedenle şeffaflık her zaman önemlidir. Yanlışsa yanlış der, doğruysa doğru der. Yapılan bir şey yanlış olabilir, yani hepimiz hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz. Bütün mesele yanlışı görmek ve o yanlışı tekrar etmemektir. O açıdan şeffaflık çok önemli. Bu çerçevede de düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Sayın Bülent Kuşoğlu, Sayın Veli Ağbaba ve ben katıldınız, bize onur verdiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz başkanım. Efendim saygılar, teşekkürler, sağ olun, var olun efendim.